noche? Bueno, ¿dónde? Kızlar. En Ulus. Ulus. Arkadaşlar bitti. Gerçekten. Kızlay'da ne yapayım? Kızlay bende ne yapayım diye. Ya. Çıkacak da Ulus. En fazla iki istasyon gidebildi kafamda. Allah bak direkt özel isim vermedin ha. Ne bak kafam. Meşe bakıyor. Ezmi abiye de selam olsun. Bilgin Hanım ne güzel şans ediyorsunuz ya. Peki. Sohbetlerde genellikle bir de şöyle bir bölüm vardır. İsim, soyisim, hobiler, bilmem ne, o konu biter. En son nereye bağlanır? Burçlar. Burcun ne? Biz burç kelimesi diye yani bu burç diye bir kelime türetmişiz. Onu tam karşılayan. İspanyol'da el signo de zodiaco diye kullanıyorlar. Dolayısıyla K-Koli görmüştük. Soracağım burcun ne diye. Tamlama yap. Kendi koalno. Hangisi? Koal. Niye? Çünkü artikülosu belirli. Artikülosuyla birlikte soracaksınız çünkü. Daha doğrusu şöyle yapacaksın. İşte senin burcun, o sen kelime yani sahiplik neydi? Burcun. Hana tu. Tu. Koal. Es. Tu. Tu. Signo del zodiaco. Signo del zodiaco. Zodiaco olunca bu tuğunun yerine la'nın yerine geçmişti. Ay elin yerine geçiyor ya. Belirli artikülo kullandığım için koal kelimesi. Koal es tu signo del zodiaco. 12 tane var. Cevap vereceğim. Şuyum diyeceğim. Kalıp olarak. O zaman şey, sonra mı diyelim? Signo del zodiaco diye. Şuyum mu? Yok ama hikaye o gibi. Tamam, yani gerek yok. Lütfen. Ve es bir şey diyeceğiz o zaman. O zaman soy diyeceğiz. Soy. 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 Benim. Şuyum. Soy akvaryum. Kova. Kova. Bir üstünden geçelim şuradaki. İlkinde ne yazıyor? Aries. Aries. Aries ne? Koç. Sağa doğru devam ediyorum. Tauro. Boğa. Heminiz. İkizler. Kanser. Yengeç. Leo. Aslan. Virgo. Başak. Libra. Terazi. Scorpio. Akrep. Sagitario. Yay. Capricornio. Oğlak. Aquario. Kova. Pisces. Balık. Bunlar özel isimdir. Kesinlikle sıfat değil. Hepsi işte el. Tamam. Özel isim oldukları için de mesela ben kendim için yazdım bunu. Soy Aquario. Benim dişi olmamla buranın hiç alakası yok. O şeye düşmeyin bir. İkincisi mesela balık burcu için söyleyeceğim. Şimdi biz balık görmüştük. Neydi balık? Sudaki balık. Pes. Ölüsü? Pescado'ydu. Aklınızda şimdi balık burcu. Ben balık burcu değilim. Pes. Soy pes. Soy pes balığı. Pes veya pescado derseniz işte aynen bu şekilde gülerler. Aynı şey aslan için geçerli. Hayvanın kendisi leon. Burada leo. Aklıma geliyor. Ne? Mesela Scorpio. Tam şey. Boğa. Boğanın kendisi el toro. Orada tauro. Şimdi soy toro. O zaman pizde çık. Güzel. Tamam. O yanım geri düşmeyin. Toro olduğunu öğrendiğimde o şey yaşadım. Doğru. Bir sürü çizgi filmde vardı ama ya. Evet oradan zaten evet, biliyordum. Sonra anlamını bu aldığın önce da bu manyaklar çok affedersiniz. İspanyolca dünyası ama yani niye bu ay görüşünde bula diye bağırıyorlarmış ya. Çok saçmaymış yani bu. Enteresanmış. Evet. Bir
Bizdeki şey gibi kurban bayramında. Kurban. Kesmek. Koç. Çok bir farkı var. Çok özle var. Karorosso var ya F1 takımı. İspanyol. Doğru. Tamam. Dolayısıyla ne yaptım? ¿Cuál es tu signo del zodiaco diye sordum. Cevap verirken soy akşam. Soy. Bu bağlamda doğum gününü sormak istiyorum. Türkçesini alayım cümlenin. Ne zaman doğdun? Ne zaman doğdun? Doğdum diyemiyoruz. Geçmiş zamanı öğrenmedik. Ama neyi sorabilirim? Doğum günün ne diye sorabilirim. Doğru mu? Doğum günün ne zaman? Ne zaman neydi? Cuando. Cuando. Es ne zaman? Es. Tu. Tu. Doğum günü. Es tu doğum günü. Es tu. Cumpleaños. Burada hiç bitişik kelime üzerinde durmamıştık. Doğru mu? Şu ana kadar. İlk mi görüyoruz? Años yıl. Bu arkadaş cumplir, fiil, tamamlamak ve año kelimelerinden türetilmiş bir şey hakikaten. Tamamlamak, bu da yıl. Yıl tamamlaması gibi bir kavram türetmiş kendince. İspanyolca'da bileşik kelime sayısı çok fazla değildir. Diğer dillere göre çok çok daha azdır. Genellikle de şöyle bir tuzak var. S'de bitiriyorlar. Çoğul tuzağına düşmeyin. Hemen aklıma gelen bir tane daha örnek verip sileceğim. El Paraguas. El Paraguas, para. İçi. Agua. Su için diye böyle türetmiş şemsiye kelimesini. Çok mantıklı. Türkçeci değil mi? Ama buradaki S lütfen sizi yanıltmasın. Tekildir ve genellikle de erildirler. El cumpleaños, el paraguas. Tamam? Tamam. Bunu siliyorum ama. Hatta bunu siliyorum. Bunun cevabını vermek istiyorum. Ayları gördük. S. Mü. Aylar. Gördük tabii. Gördük. Onda problem yok. Ha, herkes o yüzden şey. Eyvah. Gördünmüş miydin? Ben kendim için cevap vermek istiyorum. Sizler için de cevap verir misiniz? 10 Şubat diyeceğim. Es. El. Diez. De. Febrero. Febrero. El olmasa olur mu? Olabilir gibi duruyor. Bence olmalı. Niye? Çünkü bir günden bahsediyoruz orada. Belirli bir gün var. Olması lazım gibi. Bir açıklama o değildi. Ama belirli bir gün. Şubat'ın onu. Telefon numarasını yaptık mı? Sorduk mu? Sorduk. Cevapladık. Cevapladık. Tamam. Ne vardı orada? Tamam mı? Ya. Sayı eğer miktar değilse hatırladınız. Burada miktar mı? 10 Şubat. Ya, belli. Miktar değil. 10 masanın üstünde 10 kitap var mı? O 10 değil, değil mi? 10 tane Şubat. 10 tane Şubat. Miktar olmadığı için kimin yerine geçiyor? Hangi kelimenin yerine geçti bu? 10 olan ne? Doğum günü. İşte onu demeye çalıştım hemen. 10 Şubat'ı günü. Tamam. Böyle bir tur atalım. Berkay. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Şimdi önce bana rakam olarak söyler misin? Doğru bir şey yapıyor musun bilelim. 15.07. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 15 de julio. 15 de julio. ¿Y cuál es tu signo de zodiaco? Soy cáncer. Es cáncer, bueno. Serdar, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es el 4 de enero. Önce Türkçe söylüyor. Şimdi,
¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 4 de enero. ¿Y tú eres? Soy Capricornio. Bueno, Tuba, önce bir sayı olarak alayım. 16. 11. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 16. 16 de noviembre. 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 Ajá. Es el 16 de noviembre. ¿Y cuál es tu signo del zodiaco? Soy Escorpio. Tú eres Escorpio. Evet. Teknik. Evet. Sayı olarak alayım. Sayı olarak alayım. 27.09. 27.09. Teknik, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es el 27 de septiembre. Bueno, ¿y cuál es tu signo del zodiaco, Teknik? Soy Libra. Soy Libra. Bueno, ¿cuál soru? No. Güzel. Şimdi burçların özellikleri. Yükselen. Hangi burç kiminle uyuyor? Hayatta girmem öyle bir topa. Yükselenimiz ne hocam? İlerleyen zamanlarda onları ben anlatacağım. Gerçekten mi? Yükselenimiz nedir? Yükselen, hangi ev? Bir de öyle bir şeyler var galiba. Ama kayda geçti şu anda. Tuğba ilerleyen zamanlarda hangi burcun, hangi burçla uyumlu olduğunu devam ediyor. Cumartesi sabahı. Astronomumuz Tuğba. Canlı yayınlar sizler. Burç yorumları var. Teknik mi? Esperette. Esperette.